İşler doğrudan doğruya devam ediyor. Son tura girdik. Çok fazla mesaj var hem elektronik postayla hem de SMS yoluyla. Bunların içinden mümkün olduğunca soruları yeri ve sırası geldikçe sormaya çalışıyorum. Sayın Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Yani milletin uykusunu daha zorlamadan bu sefer bu turu kısa tutalım. Yani şimdi sahur da yok artık. Onun için yatacak millet. Şimdi sizin su konusundaki su kaynaklarının kullanılması vesaire Orta Doğu konularındaki sizin düşüncelerinizi. Şimdi bakın, 17 Aralık zirve kararlarının arkasından Avrupa Birliği bir şeyi yavelemeye başladı. Ne dedi? Biz Türkiye'nin Fırat, Dicle suları ve havzasının kontrolünü uluslararası bir yönetime, yani bize devretmesini de gerekli görüyoruz. Su üzerinde durmak lazım. Bizim halkın yükselişi hareketi, yani bizim zihniyet bildirgesi dediğimiz partinin kuruluşuna ön gelen kitapçıkta bu su meselesi çok uzun ve derinliğine ele alınmıştır. Bugün şunu bir defa kabul edelim. Su yakın zamanlara kadar stratejik bir madde kabul edilmiyordu. Petrol gibi. Petrol stratejik maddeydi. Bugün su petrolden daha önde bir stratejik maddedir. Dünyanın genel kabulü bu. Peki suyun hası, hele tatlı suyun, içme suyunun hası nerede? Türkiye'de. Türkiye'ye tasallutun arkasında olan sebeplerden biri de Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyelidir. Şimdi bağırıp duruyoruz, Türkiye Türkiye'den yönetilmeli, Türkiye Türkiye'den yönetilmiyor. Mesela Türkiye sularını değerlendiremiyor. Enerji üretiminde değerlendiremiyor, pazarlamada değerlendiremiyor. Sularının jeostratejik imkanlarını değerlendiremiyor. Niçin değerlendiremiyor? Çünkü dediğim gibi, tekrar edeceğim onu yine, Türkiye bunları değerlendirecek bir devlet adamı iradesiyle Türkiye'nin içinden yönetilmiyor. Su meselesi çok hayatidir. Türkiye'nin en büyük imkanlarından biridir. Ve Türkiye'nin bağımsızlığının tartışılması noktasında da gündeme gelen bir stratejik maddedir. Ve dünyada Türkiye hakikaten sularıyla tabiri caizse afra tafra satabilecek bir konumda bu ülkedir. Ama bunu değerlendirecek devlet adamına Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi icraatın içinden programı yapmadığımıza göre bu kadarla yetiniyorum. Vekalet verdiklerinde bu konuda neler yapacağımızı görecek milletimiz. Bir siyasetçi bundan fazla açmaz bu meseleyi şimdi. Hemen SMS'lere dönüyorum. Ben İsrail'li bir futbolcu için maç günü değişiyor da Müslüman atlet için yarış günü neden değişmez? İzah ederseniz sevinirim. Tabii yani Yarış değil bu, maç da değil, olimpiyat. olimpiyat, yani Ramazan dışında günlere konabilir. Bu ciddi bir Olimpiyat. meseledir. Konabilir, niye konmasın? Tamam. Ama tabii Müslümana tanıdıkları itibar paydası burada etkili olur. Bizim Müslümanlara itibar paydası olarak verdikleri çok küçük. O bakımdan hadi be diyor sende. Adam, dikkat edin, Irak'a bomba yağdırmayı Ramazan'a denk getirdi Amerika. Ya böyle bir şey var mı? Yaptı bunu. O hassasiyetlerin gösterildiği dönemler de artık gerilerde kaldı. Sen bundan sonra, o zaman ben bir şey söyleyeyim. Bu arkadaş aslında Önemli bir böyle konuya basit atın. gibi görünüyor Önemli ama bir çok konuya iyi bir bas. soru Evet, sordu. evet. O zaman bu arkadaşa da herkese de Buyurun hocam. söyleyeyim. Papa'nın bu meş'um
çıkışından, Muhammed Aleyhisselam'a bu hakaretinden sonra Müslümanlara itibar paydası olarak hiçbir şey bırakmayacaklar. Çünkü adam bu dinin içinden bazı kişilerin şu veya bu saikle yanlış yapıp teröre bulaştığını söylediğimiz çığırı kapattı. Özür dilesin diyorlar. Ne özür? Özür mözür dilemesin. Ne yaptı? Dedi ki hayır, bu çığırı kapatın. Bu dinin bizzat kendisi, ilahi kitabının vahyedildiği peygamberi bizzat teröristtir, canidir, kılıç ve şer yaymıştır insanlığa. Ya böyle bir zulüm, böyle bir düşüklük, böyle bir dehşet sen gördün mü? Tarihte bunun bir benzeri var mı? Onun için bundan sonra Müslümanın işi çok daha zordur. Müslüman hakikaten tam bir kıyam yaratmalıdır. Yoksa Müslümanların basu badel mevti olmaz, ben sana söyleyeyim. Şimdi üç tane... Ama Müslümanları Papa'nın önünde arz ubudiyet edip Haçlı süperlerin hazırladıkları imkanların içinde ayaklarını uzatıp yatan fesat imparatorlarının bu ülkedeki devamı olan adamlar, işte demin orada soruları görüyordum. Ne kadar terbiyesiz, ne kadar pes perdeden, ne kadar insanlık dışı. Bunlar var oldukça ve bu virüs silsilesi, bu mikrop silsilesi Müslümanların vicdanlarını kirlettikçe bu işin altından kalkamaz Müslümanlar. Müslümanlar her türlü hastalıkla savaşacak, hıyanet hastalığıyla Müslümanların savaşması lazım. Türkiye'nin anasını ağlatan hastalık da bu hıyanet hastalığıdır. Buna bu ülkenin bir çare bulması lazım. Bunun aşısı maşısı varsa biri söylesin, kullanalım. Ama aşısı yok. Ulemaya gidip Kuduz'un aşısı var, bunun yok. Okutturmak lazım. Bakın, bunun yok aşısı. Bunun aşı diyeceksen eğer buna, dimdik bu hıyanetten zarar dide olan milletin esas has evlatlarının, bu ülkenin yarınlarını düşünenlerinin dimdik şahsiyetli, vakur ve gözünü budaktan esirgemeden tarihin ve Tanrı'nın vereceği ödül dışında hiçbir şey beklemeden ayakta durmaları lazım. Türkiye, Haçlıların vereceği ödüllere teslim olan dinci ve dinsiz hainlerin tasallutu altındadır. Bunu milletin bilmesi lazım. Hocam, üç tane birbirleriyle evet. bağlantı soru var. Hızlı okuyacağım. Sormak istiyorum. Fisko Birlik para verecekmiş. Doğru mu? Bekle. Hayır. Bekle. Hayırlı bayramlar diliyorum. 6,5 milyondan fındığı. Adem Emil. Ah Adem kardeşim, ben de senin gibi bir Karadenizliyim. Sürmeneliyim. Ben de fındık bahçelerinde büyüdüm. Sakın öyle bir hayale kapılma. Kapılma. O fındık borsası Hamburg'da olduğu sürece ve başında da başbakanın özel danışmanı Türkiye'de olduğu sürece hayal kurmayın. %55 oyu verdiniz. Şimdi oturun, bunun acısını hissedin ve tevbe edin. Allah peki hocam, çıkış yolu Ordu, getirir. Hocam, ben Ordu Korgan Karakoyunlu evet. mahallesinden Yusuf. Sağ olsunlar, fındıktan nasibimizi kestiler. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bir tane soru daha. Yine fındıkla ilgili. Hocama sormak istiyorum. Yıllardır Amerika, bu Amerika ile ilgili. Bu fındıkla ilgili şeyi alayım önce hocam. Efendim, yapılacak bir şey yok. Bir avukata vekalet vermişler. Avukat da davayı böyle yürütmüş ve bu sonucu getirmiş. Fındık müstahsilinin önüne koymuş. Pancarınkinin durumu. Bakın şimdi Kargil'i rahatsız eden bütün girişimleri geri çekiyorlar. Bir şey daha var. Ordu Mesudiye Artı evet. köyünden. Dert yanıyorum ama anlayan yok. Fındık gümledi. Okullarımız kapandı. Evet. Şu an gayet LDU çocuklarımız hala okula gitmedi. Tayyip Erdoğan bizi cezalandırıyor mu, anlamakta zorlanıyorum. Saygılarımla. Onu ona sorsunlar. Benim onlara söyleyeceğim. Sandık önlerine geldiğinde vekaleti
değiştirecekler. Sayın hocama sormak istiyorum. Vekaleti geriye doğru 20 yıl yalan söylememiş birine verecekler. Anlarlar onlar ne demek istediğimi. Aksi takdirde yalanın üstüne salatu selam sosu ekerek bunlara yedirip ondan sonra da böyle hezimet önlerine koyanlara vekalet bir vermez. Bir de Enerji Bakanı ne dedi? Fındıktan biyogaz elde edeceklermiş. Tabii. Zaten ya bunlar dini üfürük veya biyogazla bu işi idare ediyorlar. Tabii. Evet. Bak. Din kullanıldı mı üfürük, maddi manada da kullandıkları biyogazdır işte. Ya çeşitli bu millet, gazlar. Bu millet bu üfürüklerden bıkmıyor ama hocam. Ha? Bayılıyor bu millet bu üfürüklere. Evet, maalesef. Siz istediğiniz kadar doğruyu söyleyin. Umurlarında değil ama birisi bir üfürdüğü zaman öyle hepsi deme. Peşinden gidiyor. Şimdi umurlarında nasıl mı öyle değil mi? Göreceğiz bu sefer. Acele etme. İnşallah. Ben şöyle inanıyorum Vedat'cığım. Ben bu milletin ferasetinden çok emin bulunuyorum. Bu millet o ferasetiyle bunlara takla attırır. Şimdi bakın. Bu millet bu takdir hakkını bu sefer düzgün kullanacak. Bir sendrom yaşayacak Türkiye bu seçimde. Şu çınarın etrafında Allah nasip ederse oyları bölmeden, hani oyları bölmek diyorlar ya, bugüne kadar milleti getirenler hep oyları böldüler. Şimdi bunun etrafında toplanılacak ve yalan, talan siyaseti bitecek, acı gerçekle millet kucaklaşacak. Ona ihtiyacı var. Millet tatlı yalanın afsunundan kurtulup veya ona tenezzül etmeyip acı gerçekle kucaklaşacak. Olay budur. Hocam sormak istiyorum. Sen tabii bu kadar yoğun şey gelince onun cazibesine kapıldın. Gerçekten çok çok fazla SMS var. Şu anda bir patlama yaşanıyor. Gayet tabii. Onun cazibesine kapıldın. Benim dediklerimi sen de dinle aynı zamanda. Çünkü diyorsun ki samuray kılıcı bilmem ne. Bazen ya, ya ayaklarını uzat yat şakayla veya karışık, samuray kılıcı. Ortada siyaset var Vedat Bey. Hangi siyaset hocam? Hangi siyaset? Haysiyetli siyaset. Nerede yalansız, var mı? Öyle ben göremiyorum. Var. Bakıyorum, burada, arıyorum, burada, burada. Hayır, ben var olan durumdan ve bugüne kadar bu yaşa geldik. Böyle canım var olan olmadı. İşte bu da seçime girecek. Var olan durum tamam, bu da. Tamam, ben sizi kastetmiyorum ama şu şimdi ana kadar diyorlar ki, efendim küçük partilerden biri olan Halkın Yükselişi. Oyu bölüyorsunuz diyorlar. Bak. Bu şeytani bir haçlı tuzağı. İçeride de bunu yürütenler var. Ya ben seçime girdim mi desem benim küçük parti olduğumu nereden biliyorsun? Nasıl küçük parti? 9,5 ayda rekor kırıp, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıp, parasız pulsuz millete bu işi yaptırarak, millete yerinde 9,5 ayda bir partiyi seçime hazır hale getirmek. Bu nasıl küçük parti? Böyle küçük parti görüldü mü bugüne kadar? Sayın hocama sormak istiyorum. Yıllardır Amerikan yönetiminde olan bir ülkeyi... Evet. Kendisi nasıl düzeltecek? Amerika'yı nasıl bu ülkeden atacak? Niye Amerika'nın yönetiminde? O da çok abarttı iş. Amerika'nın yönetiminde ne burası Amerika'nın eyaleti mi? Amerika bizim müttefikimiz. Siz, ama pek müttefik gibi de davranmıyor. Müsaade edin, gayet tabii davranmaz. Siz Amerika'ya daha partinizin genel başkanı olmadan hem de bırakın başbakanlığı filan. Gider Wolfowitz'e bir mektup, Colin Powell'a bir mektup, falancaya filan otelde bir deklarasyon verip, ben orduyla kavgalıyım, cumhuriyet kurumlarıyla aram iyi değil, senelerdir bunlarla dalaşıyorum falan, beni himaye edin der, burnuna halkayı geçirtir, ondan sonra gelirsen devleti yönetmeye, akıbetin bu olur. Amerika rasyoneldir. Evet. Ormanın aslanı olarak tabii ki pay istiyor. Ama bunlarınki o değil. Bunlar Türkiye'yi sömürgeye döndürdüler. Niçin? Çünkü iktidara öyle geldiler. Millete dayanmadılar. Zaten aldıkları o %24'tür. %24 oyla %67 sandalye işgal ediyor. %34 kullanılan oylar.
Esas oyların %24'ü. Böyle bir rezalet var mı? Böyle bir demokrasi var mı? Kopenhag kriterlerinde bu var mı? Eğer bunlar gibi bir iktidar değil de Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir iktidar olsa, ben bunu meclis kürsüsünden söyledim. Meclis kürsüsünden 23 Nisan'da. Kopenhag kriterlerine uygun mu bu iktidar? Eğer AB, AKP gibi kendisini her istediğini veren bir iktidar yerine Türkiye'nin çıkarlarını ısrarla dayatan ve savunan bir iktidar olsa şunu demeyecek miydi? Yok kardeşim. Sen önce Kopenhag kriterlerine uygun bir iktidar getir, ben onu muhatap alırım. Ben seni muhatap almıyorum çünkü sen demokratik bir iktidar değilsin. %24 oyla %67 sandalye olur mu ya? Oluyor işte Türkiye'de. Aha işte. %24 oyla %67 sandalye aldın mı millete dayanmıyorsun demektir. Kime dayanacaksın? Wolfowitz'e, Colin Powell'a, Brüksel'e, Ahmet'e, Mehmet'e, Hans'a, Huns'a dayanacaksın. İşte sonu budur. Çünkü gakkuk ettiğin gibi hemen çekerler sandalyeyi ayağının altında. Evet. Osman Baydemir. Millete dayan bak bakalım. Bakın onu tekrar söylüyorum. Millete dayan bak bakalım. Cumhuriyetin kurumlarına dayan. Onlarla dayanışma içinde ol. Bak bakalım. Ya Türkiye çadır aşireti mi? Türkiye'nin 80 yıllık geçmişi var. Yine bir yığın basiretsizlik ve zayıflık sergilenmesine rağmen dimdik ayakta dirayetli bir Türkiye. Pek şimdi, dik değiliz de hangi konuda dikiz? Kardeşim işte Kafkaslar'da aşındıra mı, aşındıra Balkanlar'da buraya getirdi. Kıbrıs konusunda mı? Hangi konuda dikiz hocam? Hiçbir konuda dik değiliz. Canım bugünle mukayese ediyorum. Onları biliyorum tabii. Bugünle mukayese ediyorum. Milleti o hale getirdiler ki işte bu eskilerin yaptığı bu. Yani millet çıktı dedi ki ya başımızda eşinin adını, partisinin adını unutmayan bir başbakan olsun da ne olursa olsun. Şöyle çıktığı zaman haberlere ayakkabısını filan bir yerde unutmaz. Oralara getirdiler milleti. Oralara getirdiler milleti. Bunları düşünerek, bu gerekçeyle oy verdi. Bu gerekçeyle verilen oyların getireceği iktidar budur işte. Evet. Osman Baydemir fenomenine gelmek istiyorum. Şimdi siz bir belediye başkanı düşünün. Belediye sınırları içindeki mahallelerin yarısından kanalizasyon yok. Patlamış dışarı sokakta. Çocuklar oynuyor. Yaz aylarında kolera, tifo özellikle patlama noktasında. Ve halktan yol, su, elektrik, kanalizasyon işlerini yapmak için iş başına gelmiş bir belediye başkanını düşünün. Amerikan konsolosuyla zırt pırt Adana'da görüşüyor. Adana ona gidiyor. Evet. Avrupa Birliği parlamentosuna çıkıp çocuk katili terör örgütünün propagandasını yapıyor, destek veriyor. Roche TV kapatılmasın diye diğer belediye başkanlarıyla birlikte PKK'ya, bir terör örgütüne tam destek vererek mektup yazıyor. Ve tamam, son olarak bunları. Biliyorsunuz sen ben gel. İzleyicilerimizi hatırlatmak evet, açısından biz sadece hocam size program yapmıyoruz evet. Şimdi yani anladım da bunları izleyiciler bizden Marslılara iyi biliyor. Bile gidiyor şu anda uydudan yayın yapıyoruz bizden herkes dinliyor. Evet. Şimdi bu adam son olarak bilmeyenler için söylüyorum. Atatürk Barajı'nın ve petrol bölgelerinin belediyeye bağlanması yani ayrı bir federalizm. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet tabii. Karşımızda bir Yani demek istiyor ki Sevr'i uygulamaya koyun. Tabii bunun kendisi için yaratacağı akıbetin farkında değil. Öyle bir korkusu olduğunu sanmıyorum. İstanbul, Bursa, Kocaeli üçgeninde Türkiye'nin %90 geliri para. Bu üçgende elde edilen paranın %70'ini devlet oralara harcıyor. Ama yetmiyor. O nankörlüğün hesabı çok ağır olur. Ama Avrupa Birliği demiyor mu satır aralarında Orta Doğu'ya giden suların başına bir yurt dışından birisi atansın, Avrupa Birliği'nden biri gelsin ve o suların aynı şeyler. O söyler onu, söylesin. Şimdi bu ağız tabii orada Osman'ın, Ali'nin falanın filanın ağzı değil. Bu ağız Brüksel'in ağzı. Ya bu görevden alınması gerekmez mi bunun? Bakın Brüksel'in ağzı ve bu ağız orada gidip Kürt sorunu var. Sonra da gidip üst kimlik alt kimlik tartışmasıyla ortalığı kirleten
başbakanın ağzı bir manada da. Şimdi de çıktı. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Çok hayal kırıklığı içindeyim. Mehmet Ağar gibi bir insan çıktı. Ova yayın, siyaset yap. Recep Tayyip'in dediği, nitekim Gül, Abdullah Gül atladı üstüne. Çok güzel dedi. Bak harika işte. DTP de atladı. Atladı. Yani Mehmet Ağar gibi bir insanın bunu bizim kulaklarımıza ulaştırmış olması çok hüzün verici. Çok üzgünüm. Osman Baydemir. Ne bekliyordun? Görevden alınması gerekmez mi? Ya bu artık bardağı taşırmadı mı? Siz başbakan olsanız görevden alır mısınız? Bakın, bilemem, onu oturup kabinede düşünürüm. Görevden aldım mı ne olacak? Ne olursa olsun, yani bu devletin kanunu var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum hayatım boyunca. Ve ben, bu benim başarıma çok büyük etki yaptı. Şöyle düşünürüm ben. İyi ustalıklı ve başarılı mazeret dilemek bir hünerdir. Fakat üçüncü derecede hünerdir. Birinci derecede hüner nedir biliyor musunuz? Özür dilemek durumunda kalmayacak şekilde iş yapmaktır. Şimdi AKP bundan sonra oradan alsa, onu görevden alsa, bunu böyle yapsa, şunu şöyle yapsa, mazeret paketi hazırlar. Önemli olan mazeret paketi hazırlamak zorunda kalmamaktır. AKP maalesef böyle bir şansa artık sahip değil. Evet. İsrail diyen vatan, kahrolsun İsrail diyen vatandaşın ağzını zorla kapatan polis, APO'nun pankartını taşıyanları seyrediyor. Ne diyorsunuz? Efendim, Ümit Özdemir, tamam, yani, Hanımköy'den, Çayeli Kaptanpaşa'dan. Anladım. Bunları biliyoruz. Deminki gibi. Bunları biliyoruz. Bunların icabını yapmak lazım. İnsanlar bunları hocam, sahip dökmekle, yani bu millet hangi duygusunu tatmin ediyor? Buna cevap verebilir ama hangi ihtiyacını tatmin ediyora cevap veremez. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından hiçbirini karşılamaz bunları sahip dökmek. İcraat lazım. Ve o icraatın ne olduğu belli sevgili kardeşim. Nedir hocam? Suyun başına. Türkiye'yi Türkiye'den yöneteceksiniz. Cumhuriyetin temel değerlerine sadakat ve milletin ruh köklerine sebat ve sadakatla Türkiye'yi Türkiye'den yönetmek. Şu anda Türkiye'yi yönetenler de çok iddialı olarak biz Türkiye'yi çok iyi yönetiyoruz. Çağ atlattık, dünyanın en prestijli ülkelerinden biri haline getirdik diyorlar. O zaman bunlar ne? O zaman bunlar ne? Olur mu? Deminden beri biz, programın başından beri neyi konuşuyoruz biz? Biz 200 sene öncenin kitaplarından hikaye anlatmıyoruz. Bakın gazeteler bunlar. Aktüalite bu. Ve bu Vedatçığım, Türkiye'de güdümlü basının kurduğu görevimiz tehlike stüdyosunun içinden bunları biz söylüyoruz. Esas gündem saptırıldığı halde bunlar bakın sızıyor. Görevimiz tehlike stüdyosunun panolarının arkasına geçip Türkiye'nin gerçek gündemini bu basın milletin önüne koysa kıyamet kopar. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı diplomasi ve bütün bu kayıt dışılıklara bir kayıt dışılık da basından. Görevimiz, bir de kayıtsızlık. Görevimiz tehlike stüdyosu. Şimdi bu haber Yeni Çağ Gazetesi'nde var ve benim internetajans.com'da yayınlandı ama Türkiye'nin başka yerlerinde yok. Bakın habere bakın hocam. Bir Kürdistan haritası var. İçinde artık Artvin'den Gümüşhane'yi de almış. Malatya'ya kadar, Erzincan'a, Tokat'a kadar her tarafı almış. İskenderun'a kadar da çıkmış. Diğer taraftan güneyden de İran'dan büyük bir kısım almış. Ya anladım. Kızıldeniz'e kadar. Bunları izleyicilerimize, ne bir dakika ya hocam. İzleyicilerimize anlatıyorum. Öyle bir Kürdistan haritası ki iki taraftan denize çıkmış. Şimdi bu harita nerede? Frankfurt'taki fuarda, dünyanın en büyük fuarında, evet. Türkiye standıyla aynı katta açılan Kürdistan devlet standında. Ya böyle dostluk, böyle uluslararası ilişki olur mu? Bizim Dışişleri Bakanlığımız uyuyor mu? Sevde ve padişah da, o zamanki padişah da ayakta alkışlamıştı bunu. Siz eğer
dirayeti, milletin azmini, tarihi bilincini, ruhunu, Malazgirt'te bu topraklara gelen, 1071'de gelen ruhu uyuduğu yerden uyandırır, ayağa kaldırırsanız bunların hepsi zirvede. Raflarda Apo'nun kitapları satılıyor ve Türkiye ile aynı katta. Yani Türkiye buna niye katılıyor? Yani bir onurlu bir insan çıkıp böyle bir rezilliğe biz katılıyor. Tamam da bunları bana niye soruyorsun? Soruyorum, Türkiye, siz bir siyasetçisiniz. Ya kardeşim, Türkiye sizin Türkiye'den yönetilmiyor diyorum. Sen bunları bana soruyorsun. Ama ben bu olayları ne sizin bekliyordun? Değerlendirmenizi istiyorum. Ya Türkiye tasfiye ediliyor. E tamam, o zaman hiçbir şey konuşmayalım mı? Türkiye bunlar tasfiye ediliyor. Ama bakın, bu zehire panzehir ne olacaktır, bunu hiç konuşmuyoruz. Ama zehir, oluk oluk zehir geliyor, panzehir yok. Siz şimdi tabii haklısınız ama hepsi her biri birbirinden daha vahim haberler ve bu haberler her gün medyanın panzehir şu: millet ayağa kalkacak. Senelerce bu ülkede siyaseti hırsızlık, soygun, vurgun, yalan, talan kurumu diye tanıttılar. Bu da sistemli bir tahribattır. Siyaseti bir takım adamların bu manada mesleği haline getirdiler. Memleketin yaratıcı, üretici, halis, temiz, helal yiyen, dirayetli, vatan sevgisiyle vicdanı ve yüreği dolu adamlarını siyasete düşman ettiler. Şimdi ben şu çınarın etrafına insanları çağırdığım zaman hiç kimsenin yalan isnat etmediği, haram isnat etmediği, hırsızlık isnat etmediği bir insanım. Allah'a şükürler olsun. Allah utandırmasın. Ona rağmen hocam sana canımız kurban ama siyaset bu pis iş ya. Peki kardeşim, bunu kim temizleyecek? Sen yarın kaç yaşındasın soruyorum adama. 55-60 neyse. Azrail'le mukavelen var mı? Haşa, yok. Yani şöyle böyle işte 20-25 yıl içinde en fazla gideceksin. Çocuklar var mı? Var. Torunlar var. Onlara bu pisliği mi bırakıp da gideceksin? Bunu temizlemek için, bir şey yapmak içinden geçmiyor mu? Başını kaşıyor. Hocam böyle hiç düşünmedim. Düşün o zaman kardeşim. Ya senin dediğin gibi samuray kılıcı? O zaman kan akar bu ülkede, çok kan akar. Afganistan'a filan benzemez. Yahut da demokratik bir halk seferberliğiyle, siyaset yoluyla bu ülke ufkunu açmak zorundadır. Üçüncü ihtimal ölümdür. Allah göstermesin, yani biz intihar mı edecek bu ülke? Yani yok mu olacak bu ülke? Sürükleniyor. Hayır. O zaman. Efendim, sürüklenme. Sürüklendiğini gördüğüne göre o zaman mesele hallolacak demektir. Bakın, sürüklendiğini hayır, görmemek kötüdür. Görüyor musunuz ya Türk milleti? Sürüklendiğini görüyorsa ayağa kalksın kardeşim. Hala ben gördüğüne inanmıyorum. Mesela ben bir şey daha söylüyorum. Bir siyasetçi böyle ağır ve sert ifadelerden kaçınır. Ama ben başka bir çare görmediğim için özür diliyorum, herkesten söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de bugün siyaset artık zeytin, yumurta, ev, bark, anahtar, araba hesabı değildir. Ana avrat ve haysiyet meselesidir. Ona göre herkes siyaset yapacak ve herkes oturduğu yerden kalkacak. Herkes ısıttığı yeri soğutsun. Kalksın ayağa. Bir elini taşın altına koyacak, bir elini de cebine sokacak. Cebine de sokacak elini, taşın altına da. Yoksa birileri gelir, İki parmağını gözüne sokar, gözlerini oyar, çıkarır. Türkiye oraya gidiyor. Şimdi evet, bir izleyicimizin değişik bir problemi var. Biz bütün gece sıkıntılardan söz ettik ama. Hocam, mahallede 4 çocuk 2 haftadır okula gidemiyorlar. Yolda vatandaşın 3 tane köpeği var. Hı. Gitmediğimiz yer kalmadı. Bulunacak kaymakamı yolu bulanacak kaymakamı yolu değiştirin de dedi. Hocam, adalet nerede? Çok kötü olduğu için tekrar ediyorum. 4 çocuk 2 haftadır okula gidemiyorlar. Yolda vatandaşın 3 tane köpeği var. Gitmediğimiz yer kalmadı. Bulancak kaymakamı
Yolu değiştirin dedi. Hocam adalet nerede? Ne yapalım? Buradan Bulancak Kaymakamından rica edelim. Ayıp oluyor. Bu işle ilgilensin yani. Nihayet o kaymakam çözecek bunu. Ben gidip çözecek değilim. Ya yani bakın milletin ne enteresan sıkıntıları ama var. Ama ne yapsın? Çocuğunu okula yollayamıyor. Üç tane köpek yüzünden. Yani Hazreti Ömer'in sözünü unutma. Bunu Fırat kıyısında bir keçinin ayağı incinse ve o acı çekse onu vicdanımda duyarım diyor. Devlet yönetmek budur işte. Avrupa Birliği'nde evet. Bir ülkede olsa ne o köpekler kalır ortada ne de sahipleri. Kesinlikle. Susma sustukça sıra sana gelecek söylemine verilen cevabı hiç de doğru değil. 24 yıllık işçiyim. Hep bu söylemi söyleriz. Ama toplumun diğer katmanlarından destek gelmedi. Velev ki bugün de uyandıysa ona destek vermeliydi. Bugüne kadar neredeydiler gibi ifade yalnız yanlış. Biz çoktan uyandık. Kendileri uyanmayanları uyandırsınlar ama böyle söylemle değil. İyi yayınlar Süleyman Akyüz. Beğenmemiş herhalde hocam sizin söyleminizi. Yo ben öyle anlamadım. O da bir tarzdır. Yani uyandık mı diyor. Uyandık diyor. İyi, keşke o uyanmışsa benim üslubumu sert buluyorsa özür dilerim. O hiç önemli değil. Yani beni şöyle veya böyle bulması önemli değil. Önemli olan çocuklarına ve torunlarına bırakacağı Türkiye'yi nasıl buluyor? Orada bir mutabakat sağlayalım. Benim kimseden alkış veya temenna beklemeye falan ihtiyacım yok. Sayın Öztürk biliyorsunuz evet. Ki ABD'den icazet almayanlar çok zor başbakan olur. Buna rağmen seçilip iktidar olursanız AB ve ABD emperyalizme nasıl mücadele edeceksiniz? Çok güzel bir soru. Meslek sırrı onu bugüne kadar geçmişime bakacak. Nasıl işleri nasıl yaptığımı oradan biraz çıkaracak. Gerisini de icraatın içinden görecek. Şimdi ne diyeceğim ona ben? Burada tuluat mı oynuyoruz? Yani senaryo mu yazıp vereyim ona? Bir siyasetçi böyle bir soruya cevap verir mi? Peki. Vekaleti versin görür. Ama ya ama biz seni hiç bilmiyoruz diyecek hali yok. Benim geçmiş 20 yılım var. Oralara baksın. Bir Fındık Zede'den daha mesaj var. Fındık para etmedi. Devletten inek aldık. Süt para etmiyor. Hayvan para etmiyor. Etmez. Nerede devlet? 50 milyar gayet borç var. 4 ton fındık var. Ya. Bu ya. Nasıl bir oyundur hocam? Şimdi işte bu acıyı yüreğinizde duyun. Ya. Düşünüyorum. Bir kendini onun yerine koy. Hayvan aldırıyorlar. Ne hayvan şimdi, para ediyor ne ve süt. Bu adamın beddua ettiğini düşün. Hele bir de o %55 oy verenlerin içindeyse bir düşün. Allah korusun. Beddua edip etmediklerini bu seçimde göreceğiz. Ha göreceğiz. Samimi olduğu olmadıklarını göreceğiz. Biraz sabretsin ve biraz dizini dövsün. Büyük ihtimalle o da oyu vermiştir oraya. Sayın hocam solcular evet. Neden dinsizlikle suçlanıyor? İnançlıyım elhamdülillah Müslümanım ama solcuyum. Yok solcuları dinsizlikle suçlamak son derece İnsafsız ve ahlaksız bir iş. Öyle şey olur mu ya? Olur mu öyle şey? Çok önemli bir soru var hocam. İyi akşamlar ben Ali Koç. Hocam eğer iktidar olursanız Alevileri ve Cemevileri tanıyacak mısınız? Şimdi bu Alevi canlarımız, kardeşlerimiz beni çok iyi tanırlar. Yalnız bunlar biz bu partiyi kurduk. Evet. Birçok yerde Alevi unsurlar da vardır partinin içinde. İl başkanı düzeyinde, teşkilatlarda vesaire. Yalnız Alevilerde de bir rehavet ve bir kenara çekilip gelen ağam giden paşam zihniyetinin ağır ağır egemen olmaya başladığını görüyorum. Ben Alevilere 20 seneyi aşkın zaman nasıl destekler verdim? Onlara yapılan kötülükleri nasıl deşifre ettim, bunlara karşı nasıl durdum, nasıl mücadele ettim bilirler. Onun için şimdi burada Alevilerle ilgili yeni bir takım
sözler söyleme ihtiyacını duymuyorum. Herhalde Alevi camianın en iyi tanıdığı insanlardan biriyim. Biraz eskiye baksınlar yazdıklarıma, konuştuklarıma. Bunu gayet güzel anlayacaklardır. İşte bakmayan bir Yalnız benle pazar yeri alışverişine girmemeleri lazım. Bakmayan bir izleyicimizden enteresan bir mesele. Yaşar Nuri Öztürk bugüne kadar ülke için ne yapmış? Bir ağaç dikmiş mi? Orada olmayan kişiler hakkında konuşurken gıybet yaptığının farkında mı? Benim ne yaptığımı bu millet bilir. Millete sorsun. Çıksın yarın sokağa, böyle önüne gelen mesela 10 kişiye sorsun. Bakalım ne diyecekler. Sayın hocam, çok teşekkür ederim. Seni her akşam televizyon programlarında görmek istiyorum. Seçimlerde birinci parti olacağınızdan hiç şüphem yoktur. Çay Karalı Mehmet. Bu da olumlu. Çay nere? Çay? Çay Karalı. Çay Karalı. Ya bu akşam hanımın memleketi rekor kırıyor. Şimdi çok güzel bir soru var hocam. Yani Rize eniştesi olmakla ben şimdi övünmeyeyim mi? Evet. Çok güzel bir soru. Buyurun. Hani ben bazen diyorum ya, içimden samuray kılıcını alıp bazı kurumların içine böyle giriş katından itibaren dalmak geliyor diye işin esprili yanı ama. Papa küfrediyor. Peygamberimize, dinimize. Siyasetten biri papaya niye küfretmiyor? Yapamıyorlarsa beni çıkarın, ben edeyim. Her türlü günaha razıyım ülkem için. Tebrik ediyorum. İsim vermemiş. Evet. Doğru söylüyor. Neden bugüne kadar bir siyasetçi çıkıp papaya gerekli cevabı vermiyor? Papanın bu tarihi şenayet ve saldırısına karşı Büyük Millet Meclisi'nde tek basın toplantısı yapan Halkın Yükselişi Partisi oldu. Yani onun parlamentodaki tek temsilcisi olarak ben yaptım. Kürsüden zaten konuşma hakkı bize vermiyorlar biliyorsun. Kavga kıyamet. 5 dakika konuşma hakkı alamadık. En hayati konularda bile. Ama bunu yaptık. Ve ekranlardan yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu tarihte eşi görülmemiş bir bühtan ve bir faciadır. Bir insanlık dışılıktır. Bunu her zaman gündeme getirmek zorundayız. Ama nedense birileri bunu hiç gündem yapmadı. Tek kelimeyle, tek cümleyle. Evet. Karadeniz, hocam ne anlatırsan anlat. Bu millet morfinli. Oktay Çakıral, yine Çakıral. Şimdi bir dakika. Morfinli. Evet. Doğru. Enteresan. Uyuşmuş, toplumda Allah'ın bir izniyle, uyuşukluk var. Allah'ın izniyle bu morfinin etkisini kırmaya çalışıyoruz. Yani her zehirin bir panzehiri vardır. Eğer insan morfinleşmişse bunun ilacı yine insanın, o zehirlenmiş insanı uyarmasıdır. Ve panzehiri şırınga etmesidir. Panzehiri nasıl şırınga edeceksiniz? Zihniyet morfinlenmesinin panzehiri insanın vicdanına hitaptan geçer. Öyle değil mi Vedatçığım? Evet. Ya biz de onu yapıyoruz. Başka ne yapalım? Bu milleti böyle aldatanlardan başka bir şekilde kurtarmak mümkün değil. Hocam lütfen sadece uydudan yayın yapan değil, diğer büyük ulusal kanallarda da konuşun ki halkımız uyansın şeklinde. Yılmaz Ekinci. Konuşuyoruz. Yani Flash TV'de bir haftada iki programda konuştum. Önümüzde kaç tane tespit edilmiş, günü tespit edilmiş program var ve daha başka, daha büyük kanallarda. Hocam Aleviler oy verecek merak parti bulamıyor. Alevilerden yapmasın. Aleviyle yapmasın. İşte çaresi selam. Yapmasın, ben Alevi bir vatandaşım diyor. Ha bak, yapmasınlar. İşte Aleviler böyle yapıyorlar. Bunu size destek var burada. Anladım. Bir şey demiyorum. Zaten içim sızladığı için söylüyorum. Aleviler bunu yapmasın. Oy verecek parti bulamıyormuş. Şimdi bana bu ülkede bir tane Alevi'yi göster ki beni bilmemiş, tanımamış olsun. Şurada ben hangi sıfatla konuşuyorum?
Alevi can kardeşlerime söylüyorum. Benden bir şüpheleri var mı? Olabilir mi? Olursa bu insafsızlık olur. Hangi sıfatla konuşuyorum? Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı sıfatıyla. Nedir bu parti? 520 birimde 76 ilde teşkilatlanmış seçime girecek bir parti. E şimdi Alevi Can bana derse ki ben hala oy verecek parti bulamıyorum. Çok ayıp oluyor bu ya. Beni üzüyor. Kim ne derse desin hocam sen adam gibi adamsın. Yusuf Trabzon. Hiç şüphem yok Allah'ın mutlaka Allah'ın okunsun Yusuf Bey için. Yusuf Bey de adam gibi adam ki bunu görmüş. Hocam, şimdi hocam bu millet... da mı Çaykara? Yok. Trabzon. Trabzon. E aynı şey aşağı. Hocam bu millet yıllarca uyutulmuş. He. Siz yine de bu insanları aydınlatmaya çalışmaktan yorulmayın. Sizi takdir ediyorum. Araklı'dan Peyami Alioğlu. Bana bir mesaj var. Bu akşam Karadeniz harikalar evet. Yaratıyor. Her yerden var. Her yerden hemşerilerimle var. Övünüyorum. Tamam. Sayın Yenerer gergin bir yay gibi bazı değerlere hücum için fırsat kolluyorsunuz. Şimdi acaba bu değer mi, değersiz mi tartışılır? Bu ülkenin önünü tıkayan, onların değer dediği bana göre beş para etmez olgulara karşı ben emirleri Atatürk'ün Bursa mitinginden alıyorum. Buradan duyurulur. Talimatlarımı oradan alıyorum. Ve bu uğurda gerekeni yapmaya yay gibi değil, mızrak gibi de devam edeceğim. Bu konuda da bu tavrımı da buradan çok net olarak söylüyorum. Emirleri belli. Ben bize çete faaliyet ediyorlar ulusalcılara. Ben talimatları Atatürk'ün Bursa mitinginden alıyorum. Bu böyle biline. Hocam görüşlerinizi paylaşıyorum. Partinizin Türkiye genelinde teşkilatlanmanız ne durumdadır? Murat Kasap, Trabzon. Sevgili Murat kardeşim. Ya sen bizim Trabzon'daki il teşkilatına bir gitsene. Trabzon'un en mutena yerinde, uzun sokakta, eski saray sinemasının arkasında. Git oraya, arkadaşlarla, il başkanı Orhan Bey'le görüş. Şakir Bey orada, diğer arkadaşlar. Onlar sana bilgi verir. Ben burada deminden beri söylüyorum. Seçime gireceğiz artık. Teşkilatlanmanın rekor düzeyde bizim tarafımızdan gerçekleştirildiğini ve birim olarak 500 küsür yerde teşkilatlandığımızı, il olarak 70 küsür ilde teşkilatlandığımızı, partiler kanununa göre 41 ilde teşkilatlanma seçime girmek için yeterli olduğunu bunları bilmiyorum. İşte bu kadar. Yani gitsin oradaki ile ve orada çalışmalara katılsın. Yapılacak olan bundan sonra budur. Parti seçime girecek, orada bir sıkıntı yok. Evet. Hocam CHP sizi nasıl bir yalanla milletvekilliğine ikna etti? Eskişehir'den İbrahim Çavuş. Ben bu memlekete sevgime yenik düştüm. Yani öyle şeyler söylendi ki bana, onlara benim mukavemet etmem kendimi memleketine ihanet etmiş adam durumuna getirirdi. Bakın ne dendi mesela. Dendi değil, öyleydi. 11 Eylül'den sonra Orta Doğu'da politikalar İslam üzerinden yapılacak, içeriden ve dışarıdan. İslam'ı senin kıratında bilen bir adamın aynı zamanda hukukçu olması bu ülke için büyük bir şans. Senin siyasete girip birikimini ülkenin menfaatine, siyasete transforme etmen lazım. Siz buna karşı çıkar mısınız? Ülkem bana böyle bir rol, böyle bir paye, böyle bir görev yükleyecek. Ben bunu elimin tersiyle iteceğim. Niye? Ben yatıp istirahat edeceğim kardeşim. Der miyim? Gittik. Ama sonra ne oldu? Dediler ki biz seçim taktiği olarak aldık Yaşar Nuri'yi. Seçim bitti, o işte bitti. Seçim bitti, o iş bitmedi kardeşim. Ben Sine-i Millet'e döndüm. Oradan Halkın Yükselişi Partisi'nin çınarını getirdim, milletin önüne koydum. Şimdi seçime gireceğiz. Orada hesaplaşacağız. Evet. Sayın Öztürk, ilçemizde teşkilatınız yok. Teşkilatlanmanıza nasıl katkıda bulunabiliriz? Bilecik, Bozüyük. Evet, yani çok güzel, çok samimi, içten hakikaten teşekkür ediyorum. Bak görüyor musun? Nasıl etkisi görüyor? Anında. BTP arkadaşımız bizim genel merkezle
İstanbul İl Merkezi ile benimle temas kursun. Teşkilat Başkanı ile derhal onu temas kurdururuz. Zaten Bilecik'ten bir heyet Bilecik'i kurmak üzere çalışıyor. Hemen onlarla irtibata geçiririz kendisini. Mesela Eskişehir ilimizle en iyi çalışan illerimizden biridir. Temas kurabilir il başkanı Meri Hanım'la veya oradaki arkadaşlarla. Yakın yer Bursa ile temas kurabilir. Genel merkezle temas kurabilir. Sakarya ile temas kurabilir. Nereyi yakın görüyorsa kendine. Ama genel merkezle temas kursun. Biz 118'den numaraları alabilir ama genel merkez Ankara 448-06-21'dir. Orayla temas kurar. Derhal Bilecik ili kurmak 448. için 448-06-21 4 hat. Bilecik'i kurmak için şu anda bir heyet çalışıyor. Onunla temas kurdururuz. Tamam. Birlikte yürür giderler. Hayırlı bayramlar. Hocam bu zamana kadar bizi yönetenler hep zenginin yanında oldu. Siz seçilirseniz fakirin yanında olacak mısınız? Biz hakkın Sürmeneli yanında. Yusuf. Eyvallah. Benim hemşerim, canım Yusuf kardeşim. Sürmeneli, ben de Sürmeneliyim. Büyük Gorgorluyum. Yeni adıyla Fındıcak. cennet gibi yerlerdir oralar. Şimdi bak. Biz hakkın yanındayız. Olayı zengin fakir diye koymamak lazım. Bu parselleme olur ve hakkı çiğner. Hakkı rencide eder. Eğer zengin, hakka saygı içinde zengin olmuşsa ondan herkese rahmet ve bereket gelir. Servet düşmanlığı yoktur. Ama bu ülkede maalesef emeğe ihanet edildiği için ve paylaşım adaletsiz olduğu için bugün itibariyle fakirlerin yanında yer almak lazım. Çünkü ezilen onlardır. Bu bir edebiyat meselesi değil. Bakın toplam milli gelirin %80'ini nüfusun %3'ü 5'i paylaşıyor. En fazla 5'i. Demek ki paylaşımda bir zulüm var. Bunu servet düşmanlığı yaparak düzeltemezsiniz. Bunu hakka saygıyı getirerek ve bir de Türkiye'deki talanı durdurarak talanı geçerli hale getiren sistemi ıslah ederek durduracaksınız. Hocam bu hükümet evet. Her geçen gün sonumuzu hazırlıyor. TV'de senden benden haklı gibi konuşuyorlar diye. İyi Senel. Hayır hiç öyle konuşamıyorlar. Toprak satmaları özelleştirme hakkına ne derler? Hayır. Zaten bunların cevabını hiç verdiniz. Hiç konuşamıyorlar. TV'de konuşursun. TV, TRT dahil. TRT bunların zaten elinde, idarelerinde. Gayet doğal konuşursun. Öbürlerde de konuşursun. İktidarsın, sana kim posta atacak? Mesele o değil. Halkın içine çıksınlar. Abdullah Gül Irak. Halkın içine çıktılar mı konuşabiliyorlar mı? Çıksınlar. Protestolar çığ gibi. Hayır mi? Çıksınlar. O arkadaş burayı takip etsin. Abdullah Gül Irak parçalanırsa Kürtleri koruruz diyor. Hı. 2 milyon Türkmeni, 2 milyon değil ben düzeltme yapayım, 4 milyondan fazla var. Kim koruyacak? Abdullah Gül'e bu görevi kim vermiş? Bu ne biçim beyan? Bakın, şimdi kusura bakma. Abdullah Gül'e de saygım var. Yani insan olarak. Hiçbir şeyi koruyamaz onlar. Onların koruyacağı bir şey yok. Ne kırmızı çizgi kaldı, ne bir şey kaldı. Ya bıraksınlar. Neyi koruyacak? Yapma Allah aşkına. Onların yapacağı tek şey Türkiye'nin yakasından düşmektir onların. Bu kadar basit. Koruyacağı bir şey yok onların. Bu kadar kafi şimdi Ramazan bayramında. Evet. Hocam son soru artık kapatalım. Evet. İzleyicilerimiz de yoruldu. Siz de yoruldunuz. Evet. Hocam tarikatları tasvip ediyor musunuz? Ali Koçak, Antalya. Bu ben şimdi din anlatmayacağım defalarca söyledim. Tamam. Biz şimdi bakın siyasetçi olarak böyle tarikat, mezhep falan gibi başlıklardan gidemeyiz. Biz siyasette ilkelerimiz belli. Bir, dürüst. Özellikle harama bulaşmamış. İki,
Türkiye sevgisi tartışılmayan, 3 Cumhuriyetin temel değerlerine ve milletin ruh köklerine sadık adamlarla yürürüz. Nereye mensup olduğu, meşrebi, mizacı bizi ilgilendirmiyor siyaset yaparken. Öbürler dini açıdan oturulur, tartışılır, konuşulur. Şimdi bakın Vedat Bey, şunu da milletimize sizin aracınızla duyurayım. Bu beni mutlu ediyor. Birçok insan bizim teşkilatlarımızda var. Bunlar içinde şöyle diyerek bizimle beraber olanlar vardır. Hocam, ben senin din konusundaki bazı fikirlerine hala katılmıyorum. Bakar mısınız? Ama eğer mesele Türkiye'yi yönetmekse, senin dürüstlüğüne, vicdanına, dirayetine, mertliğine ve birikimine güvenim sonsuz. Bana da bu lazım bugün için. Onun için yanında yer alıyorum. İşte bu. Şimdi meşrepleri, mizaçları burada tartışalım. Türkiye ve çocuklarımızın yarınları söz konusu. Elektronik postadan bir mesaj var. Bu kez Fransa'dan. Habil Ay Parçası yazıyor, soruyor daha doğrusu size. Fransa'dan yazıyorum. Hocam, programlarınızı severek dinliyorum. Hiç program yapmayı düşündünüz mü? Halkı bilgilendirmek adına. Ayrıca Fransa'da yaşayan Türkler soykırım için ne yapmalı ve bu Avrupa hayali adına Türkiye'yi ne kadar daha sömürecekler? Saygılar. Hep zaten söylüyoruz onu. Fransa'yı bilmiyorum ama önümüzdeki haftalar içinde İngiltere'ye, Londra'da bir önemli konferansım olacak. Fransa'da da belki olur. Ama bunları birçok yerde, özellikle ekranlarda birçok defa ifade ettik, gündeme getirdik, söyledik, tartıştık. Daha da tartışacağız. Yani. Bir hanım izleyicimiz, Emine Çakıroğlu, bizler hiçbir partiden bir şey göremedik. Kimden ne bekleyebiliriz ki, söyler misiniz? Çok doğal bir soru bence. Evet, doğru. Bu Türkiye'nin ruh hali bu işte. Vallahi ona söyleyeceğim şudur. Biz de size hiçbir vaatte bulunamayız. Tek şey söyleyeceğim. Ben yalan söylemeyeceğim millete. Nereden bileyim? Geriye doğru 20 seneme bakacak. Eğer siyasette öne geçmiş insanlar, ben sana hiç yalan söylemeyeceğim ey millet, İstersen kanıt olarak geriye doğru 20 yılıma bak diyebiliyorlarsa, bunu diyebilen adam eğer gerçekten geriye doğru 20 yılına baktığınızda yalanı yamuğu yoksa peşine gidilecek adamdır. Benim de başka söyleyeceğim ne var? Çünkü herkes aynı şeyleri söyler. Ben de diyorum ki, ben size tek vaadim var aziz halkım. Size ben yalan söylemeyeceğim. Çünkü 20 yıllık geçmişimi bu halkın önünde birlikte yaşadık, biliyoruz. Orada da sana yalan söylemedim. Ne dedimse 20 sene önce karşı çıkanlar bugün hepsinin altını imzaladılar. O haysiyetle ben sana yalan söylemeyeceğim diyebilirim herhalde ben. Ben de diyorum ki, bunu diyebildiğime göre benim önünüze koyduğum projelere, programa güvenin. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu akşam bayağı çok fazla konuya temas ettik. Yani bu sorular tabii, bu programda bu arada gelen çok soruları fazla, biz çok, bir ayda bitiremeyiz. Çok fazla bir soru var, bitiremeyiz. Elimizden geldiği kadar da fazla okumaya çalıştım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, herkese bu akşamın da sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi akşamı yine doğrudan doğruya yine Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le birlikte olacağız. Yalnız önümüzdeki pazartesi, yani sizin buradan söyleyelim, çünkü olmayabilir. Olmayabilirim. Peki. Yani onu milletimiz hoş görsün, izleyicilerimiz. Benim durumum böyle yani. Bu telefonla siyaset, telefonla şey yaparız, başım üstünde de katılırım. Ya yani bir ihtimal. Olabilirim peki. De olmayabilirim de. Sen gene bir değerli konuğu hazır tut. Tamam, peki. Fazla söze gerek yok. Sizi bu saate kadar meşgul ettik. Umarım programımızdan bir şeyler almışsınızdır. Belki bize kızanlar da olmuştur ama her şeye emin olun, bu vatan için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.